Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hazreti Musa Ağacı'nın yer aldığı Hıdır Bey Mahallesi ile Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı Mahallesi arasındaki Hazreti Musa yolu yürüyüş parkuru yapılarak doğa turizmine kazandırılacak. Rivayete göre Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın beraber yürüdüğüne inanılan yolun turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız ve çevre mahallelerin muhtarları Samandağ ilçesine bağlı Hıdır Bey Mahallesi'nde bir araya geldi. Buradaki Hazreti Musa ağacı ve çevresinde inceleme yapan heyet 2 kilometrelik Hazreti Musa yolunda yürüdü. O çok güzel bir şey. Başkanım. Allah razı olsun. İncelemelerinin ardından açıklamalar yapan Yayman, bölgeyi kültür, tabiat, tarih, doğa ve yayla turizminin merkezi yapmak istediklerini söyledi. Samandağ, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Önümüzdeki dönemde burada daha fazla turist göreceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Altyapı çalışmaları, tabeladan ışıklandırmaya, kaldırım düzenlemesinden satış reyonlarına kadar bir bütün olarak burayı planlayacağız. Sahilden yaylalara kadar, Ceylandere köyümüze kadar biz burayı bir bütün olarak planlayacağız ve burayı önümüzdeki dönemde sadece Hatay'ın değil Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Samandağ Kaymakamı Murat Kütük de projeyle turizmin kalkınacağını, bunun da ekonomiye katkı sunacağını söyledi. Özellikle Arsuz'dan Samandağ'a olan yolumuz ve çevre yolumuzun da tamamlanmasıyla beraber Samandağ'a çok daha kolay ulaşılabilir, çok daha kısa sürede erişilebilir bir turizm destinasyonu olarak inşallah yerli ve yabancı bütün turistlerimize hizmet verecek. Buradaki insanlarımız için de bir gelir kapısı olacak. Doğaka Genel Sekreteri Onur Yıldız da Doğaka olarak hayata geçirilen projelerin önemine değindi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz Defne Yolu projemizin birinci etabını tamamlamış bulunmakta, ikinci etabı için planlama çalışmalarımız. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamımız, değerli muhtarlarımızla bugün ilk istişare toplantısını yaptık ve notlarımızı aldık. Bundan sonra da bu işi alt faaliyetlerini planlayarak projelerini hazırlamak için hep beraber çalışacağımızı ben arz etmek istedim.